Canlı konuşacağım. Kendim sandım beni. Ne demek ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ne diyeceğim, ne nasıl konuşulur. Kendi kendime. Ben de bilmiyorum zaten. Böyle geçelim. Bir video çekelim oldu yani, bu nasıl iştir? Fena mı yaptım? İşte video çekelim dedim. Annemle karşınızdayım. Hatta mutfağımızdayız. Mutfak için değil, eve yerleşmek için geldik. Çünkü daha hala eve yerleşmeyi bitiremedik biliyorsunuz ki. O yüzden de bu kadar yorgun görünüyoruz. Aynen. O yüzden aslında bayağı yorulduk ama hazır evdeyiz. Bir saniye. Dur şöyle de yapayım. Ama hazır evdeyiz. Size daha önce verdiğim bir söz vardı. Aslında annemden öğrendiğim bir tarif. Yoğurt yapma tarifi. Anneme dedim ki hadi yoğurt yapalım. Çok özel bir tarif değil ya. Canı yoğurt isteyince hadi yapalım oldu. Peki yapalım. Bu arada çok iyi dedim. Daha önce yoğurt tarifi vereceğim falan dediğimde altta birkaç kişi yorum yazmış. Dünyanın en kolay şeyi yoğurt yapmak. Bence de yani hani bana has bir tarif falan değil. Değil yani. Ama bence çok kolay bir tarif ve annemler artık evde hiç dışarıdan yoğurt almıyorlar. Ben de aynı sistemi bizim eve de getirmeye çalışıyorum. Belki sizin de işinize yarar diye evde yoğurt yapalım dedik. Anne nelere ihtiyacımız var? Günlük süt olabilir, kapıdan alınan süt olabilir. Aynen. Ama kapıdan alınan süt günlük. Süt. Güzel sütçü olursa en güzel olur. Onun dışında günlük süt maya yapmak. Ben hemen mutfak yardımcısı olarak getiriyorum. Bir tane günlük süt başka. Bir de mayalamak için. Activia'yı kullanıyorum çünkü o probiyotik normal bir yoğurttan da aynı ölçülerde kullanabiliriz. Tamam. O zaman biz bugün Activia'dan yapacağız. Öyle yapalım. Ne yapmamız gerekiyor? Önce tencerede ılık hale getireceğiz. Bir dakika, bunun çok güzel bir yöntemi vardı. Neydi? Parmağını sokacaksın. 7'ye kadar dayanabiliyorsan saymada yeterli bir sıcaklığa gelmiş olur. 7'de yanıyor olacak. Evet, 7'de elin yanıyor olacak. Tamam. Yeterli bir sıcaklığa gelmiş olur. Şimdi deneyeceğiz o zaman. Tamam. Şimdi sen yap bakalım. Tencerenin içine boşalt. Bu 1 litre süt. 1 litre süt. Hı hı. Zaten ölçüyü aslında 1 litre bir kaşık mı yoğurdu? Hı hı, evet. Annem açamadım. Bu çok benim için de çok zor bir şey. Yoğurdu yapamadık. Şimdi bu süre ısınacak herhalde. Evet, evet. Evet, ne durumdayız annem? Şimdi sütümüz ısındı. Parmağını daldıracaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandım. Yandım mı? Bir dakika, ben yapmak istiyorum. Ama saymak için biraz uzun. Şimdi sen baştan say. Oo, bir. Hadi bir dakika dur, yandı bile. Şunu yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim bayağı yanıyor. Evet. Bence oldu. Pas gibi bir şey verirsen bana. Tamam. Mayalayacağımız yoğurdu karıştıralım. Burada yoğurt bir kaşık kadar, yani şöyle dolu dolu bir bayağı kaşık koyalım. Cömert bir kaşık. Evet. Biraz cömertçe olsun. Ben bunu çırpayım. Evet, onu öyle çırpacaksın. Tamam. Tam olmadı galiba. Biraz dibinde var. Şimdi bizim battaniyeye mi ihtiyacımız olacak? Aynen öyle. Bunu sarmak için bir örtü. Hemen battaniye. Battaniyeyle yettim. Şimdi iyice karıştırdık. Sonra bunu ana yoğurdun içine döküyoruz. Tamam. Tekrar karıştırıyorum. Bu kadar her şey. Şimdi kapak. Şimdi galiba onu. Bunu artık 30 derece civarında sıcak kalacak şekilde ben battaniye içerisine sarıyorum. Örtü içerisine sarabilirsiniz. Vallahi ben daha önce yaptığımda battaniye bile yoktu. Mutfak örtüsü falan ne varsa etrafına sardım. Yani hepsi olabilir. Yani bu şekilde sarın, ondan sonra bırakın. Bebek gibi kundaklıyoruz. 4 saat sonra yoğurdunuz hazır olacak. 4 saat sonra ama çıkartıp buzdolabına koyacaksın. Bir yarım gün o günü buzdolabında bitirsin, ertesi gün. Tamam. 4-5 saat sürüyor, sonra buzdolabına koyuyoruz. Evet. Koymazsak ne olur? Ekşir. Tamam. Ekşir. Süper. Buzdolabına koyuyorsun, mayalanmayı durduruyorsun soğukta. Öbür türlü mayalanma devam edeceği için ekşir. Çok mayalanınca. O zaman 4-5 saat sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapanış çekmediğimizi hatırladık.
Neyse, neticede biz bu yoğurdu yarın yiyebileceğiz. Ama annem sayesinde bugün yaptık. Yarın afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Bu arada annem arada tabii ki çok önemli bilgiler de verdi. Tam anne bilgisi olarak. Bunları böyle nasıldı? Kaplara ayırıp mı? Evet. Saklama kaplarına porsiyon porsiyon ayırırsanız 1 kiloyu 3 kaba, 2 kaba gibi, o zaman her seferinde bir kabı bozmuş olursunuz. Yoğurdunuz da çok sulanmaz. İşte böyle pratik bilgiler lazım oluyor. Üst üste şeyin içerisinde, battaniyenin içerisine yine üst üste koyabilirsiniz. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bizde battaniyelerin içinde duruyor. Umarım video işinize yarar. Umarım evde yaparsınız ve videoyu değil tarifi çok beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun size. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.